Konya'ya gittiğinden beri o soytarı Zaloğlu'yla evlenmem diye tutturmuş. Attan inip eşeğe binmem diyormuş. Vay edepsiz, vay terbiyesiz. Ne yapacağız Reşit? Yakıver bunu. Yahu kız attan inip eşeğe binmem diye tutturmuş diyorum sana. Anlasana. Neyi anlayacağım Reşit? Yahu be adam. Kız Zaloğlu'nun yerine Muzaffer Bey'i gözü dikmiş demek oluyor bu. O zaman dadından yenmez Reşit. Kurban. Yenmez ki ne yenmez, yenmez ki ne yenmez. Aha bak sana diyorum, Güllü Zaloğlu'na tekmeyi basıp Muzaffer Bey'e yanaşır. Ama parayı geri verin demiş Yas. Demişse demiş. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz, öbür gün vereceğiz diye salladıkça sallarız. Sen dua et de Güllü kız elini çabuk tutsun. Sen beni dinle, gel hele gel. İnşallah yarabbim ya. Gitme işine, serseriye bak ya. Kız, Hafize. Aa, Güllü. Kız sen miydin? Kız deli. Benim. Kim olacak? Hadi atla gidiyoruz. Gidiyor muyuz? He. Nereye? Atla kız hadi gidiyoruz. Reşit açık açık söylemedi ama ben sezinledim. Dükkanı baştan aşağı yenilenmiş. Nereden buldu o kadar parayı o pinti herif? Ben sana kızın babasıyla konuş dedim. Kim bu berber Reşit? Tanımam etmem. İyisin hoşsun Yasin ha. Ama bu kız işine elini yüzüne bulaştırdın, kabul et. Parayı yemişlerse gelip kızı ikna etmek için konuşmazlar da şimdi. Kız elimizde kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Abimin gelmesini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Her şeyi anlatacağız gelince. Kızın ne mal olduğunu anlayınca da 1000 lirayı falan gözü görmez onun. Koy verir kızı kapının önüne. Anlat bakalım kız. Çiftlik nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel ama. Aması ne? Beni babamın evine geri gönderecekler Bahize. Kız sen ne diyorsun be? Hiç olur mu canım öyle şey? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Çiftlikte kalabilmem için Zaloğlu ile evlenmem lazım. Derimi yüzseler de evlenmeyeceğim. Atın yerini eşeği bağlamam ben. Ne yani? Kemal hapisten çıkınca gelip seni alacak mı sanıyorsun? Kızım sen aptal mısın? Oğlan bir mektupla her şeyi sildi attı. Sen hala onu düşünüyorsun. Öyle gücüme gidiyor ki bak sen. Ben bunları hak edecek ne yaptım ona? Elinin körü. Bırak artık şu Kemal'i düşünmeyi. Başına devlet kuşu kondu, farkında değilsin. Bırak Allah'a sen, babamgiller gibi konuşma. Kızım beni bir dinle. Aklını kullanırsan eğer, Kemal'den de, seni üzenlerden de öyle bir intikam alırsın ki cümle alem şaşar kalır. Nasıl? Nasıl mı var? Dümeni doğruca Muzaffer Bey'e kıracaksın. Ben onu sevmiyorum ki. Bak hala sevmek diyor soykan. Kızım, sevgi, aşk bunların hepsi gelip geçici. Önce istikbalini sağlam bir kazağa bağla bakalım. Ondan sonra sen istemesen de aşk meşk arkasından gelir zaten. Ben sevmediğim, aşık olmadığım adamla evlenemem. O adam Muzaffer Bey ise bal gibi de evlenirsin.